Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor 1967 hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Mor Beyazlılar Cuma günü saat 14.30'da Belediye Derince Spor'u konuk edecek. Ordu Spor 1967 son antrenmanını yapıp maç saatini beklemeye başladı. Sakatlığı devam eden Cevatcan Ekinci ve Mustafa Bayhan Derince Spor maçı kadrosunda yer almadı. Ligde 44 puanla 3. sırada yer alan Mor Beyazlı temsilcimiz, Zorlu Belediye Derince Spor müsabakasını kazanarak üst sıralarda kalmayı hedefliyor. 16 günde 4 maç yapacak olan Ordu Spor 1967 bu zorlu maç programını 12 puanla kapatmak istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından HES kodu uygulamasının ve 12 yaş altı çocukların da maça girebileceklerinin açıklamasından sonra tribünlerde daha fazla taraftarın olması bekleniyor. Öte yandan Ordu Spor 1967 Belediye Derince Spor maçı Cuma günü saat 14.30'da Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Elik Ordu Spor 28. haftada Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele Altaş TV'den canlı olarak yayınlanacak. 52 Ordu Spor 28. haftada Harput Dibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Cumartesi günü saat 14'te oynanacak mücadeleye Yeni Ordu Stadyumu ev sahipliği yapacak. Zorlu karşılaşma maç önü, maç sonu ve 90 dakikasıyla Altaş TV'den canlı yayınlanacak. Mor Beyazlılar yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıkacak. 52 Ordu Spor'un çiçeği burnundaki hocası Hasan Erkin Şimşir galibiyet arayacak. 52 Ordu Spor 3. Lig 2. grupta 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Harput Dibek Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ise 26 puanla 13. sırada yer alıyor. Faslı Belediyespor Başkent Göz Gözler Akademi mücadelesi hazırlıklarına 3 puan parolasıyla devam ediyor. Fassa Belediyespor Başkent Göz Gözler Akademi Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. 3. Lig 1. grupta çıkışa geçen Fassa Belediyespor 25. haftada Başkent Göz Gözler Akademi Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Sarı lacivertlilerin 25. hafta karşılaşması cumartesi günü saat 14'te Fassa İlçe Stadyumunda oynanacak. Son iki maçını da deplasmanda oynayan Fassa Belediyespor, iki haftalık taraftar özlemini hafta sonu giderecek. Sezonun ilk yarısında Ankara deplasmanında golsüz berabere kalan temsilcimiz, evinde kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. 10. sırada bulunan Fassa Belediyespor, ligde zor günler geçiren rakibini mağlup ederek düşme sınırından daha da uzaklaşmayı hedefliyor. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Gençler Judo Türkiye Şampiyonası'nın 11 ve 13 Mart arasında düzenleneceğini ifade etti. "11-13 Mart 2022 tarihleri arasında ilimiz Başbeylivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılacak. Türkiye Judo Federasyonu'nun en büyük organizasyonlarından biri olan Gençler Türkiye Şampiyonası'na 81 ilden 2000'e yakın sporcu, antrenör, idareci ve kafile başkanının katılması bekleniyor. Bu büyük bir organizasyonu Ordu ilimize veren hemşerimiz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanımız Sayın Sezer Huysuz Başkanımıza da bu vesileyle teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir organizasyon olacak ilimiz için. Gerek ilimizin tanıtımı, gerek ilimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bizler de Valimiz Sayın Tuncay Soner'in, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in, Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'in kurumlarımızın işbirliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gelen takımlara en iyi ev sahipliğini yapacağız. İlimizde de yine yeni spor organizasyonları kazandırmaya devam edeceğiz." Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tesislerle Ordu Su Sporları'nın merkezi haline geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, donanımıyla Türkiye'de tek olan Durgun Su Sporları Merkezi ve kamp alanıyla şehrin su sporlarında öncü bir il olmasının önünü açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in her fırsatta dile getirdiği şehri denizle bütünleştirme düşüncesi, Durgun Su Sporları'nı da Ordu'da yaygınlaştırdı.
Gülyalı ilçesi, Ordu Giresun Havaalanı yanında hayata geçirilen ve her detayı tek tek düşünülen Durgunsu Sporları Merkezi'nin ilk açılışı dev bir organizasyonla yapıldı. 13 ilden 187 sporcunun katılımıyla yapılan organizasyon büyük ilgi gördü. Bu alanda sadece sporcular düşünülmedi. Karavanıyla kamp yapmak isteyen, motoruyla konaklamak isteyen vatandaşlara da karavan ve motor park alanı oluşturuldu. Sporcuların yanı sıra karavan ve motor tutkunları da bu tesisi büyük bir beğeniyle kullanmaya başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi açtığı kurslarla sporcu yetişmesine büyük katkı veriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Koordinesi'nde Çatalpınar İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde Çatalpınar'da açılan geleneksel Türk okçuluğu, güreş, bisiklet ve futbol kursları geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Açılan kurslarda gençlerin daha başarılı ve sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri, bunun yanı sıra spor alanında Ordu'yu ve Büyükşehir Belediyesi'ni en iyi şekilde temsil etmeleri hedefleniyor. Açılan kurslarda eğitim alan çocuklar ve gençler kurslardan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.